Çıkacak mısın Deniz, emin misin? Bir şey söyleyeceğim, bir bakabilir miyim? Ya çok güzelmiş. Bak bunda da simler var. Bunlar, peki bunu nasıl sarı yapmıştın sen? Turuncu muydu, güneşe koydum. Güneşe koydun. Ama böyle hemen diye olmuyor, biraz bekliyorsun. Birkaç gün. Gün değil, abartmadım. Birkaç saat, bilmiyorum, soruyorum sana. Efendim? 10 dakika, 5 dakika bekliyorum. Rüzgar bana sesleniyor, bir ona bakıp geleceğim, sonra sokacağız ölü. Efendim anneciğim? Evet, yatıyorsun. İyi mi böyle? Güneşleniyor musun diyeceğim. Tam güneşlenmek de değil, gölgeleniyormuşsun gibi daha çok. İyi mi peki? Keyfin yerinde mi? Çok o zaman. Tamam, sen burada güneşlen, tamam mı? Biz Rüya'yla LOL'ü suya sokacağız. Tamam mı? Bekle, LOL suya girecek. Bakalım havada mı kalacak? Denizin içine mi girecek? Ne olacak? Çok merak ediyorum. Şey diyeyim mi sana? Batarsa Rüya çok üzülür. İnşallah batmaz. Evet, gir bakalım hadi, beraber girelim şimdi. LOL sen, ben denize giriyoruz. Gel gel gel. Atıyor musun? 1, 2, 3. Ya bir şey soracağım. Elif, sence Rüya'nın elindeki arkadaşlar, bu arada Elif Rüya'nın yeni arkadaşı, yeni sahil arkadaşı. Şimdi birazdan bu LOL'ü suya sokacağız, tamam mı? Şimdi benim korkumunla ilgili itiraf ediyorum o zaman. Ben diyorum ki bu üstündeki versene bir dakika Rüya. Simleri görüyor musun, böyle simli simli saçları var. Bence denize girerse tuzlu sudan doluyor, o simler gider diyorum ben. Rüya diyor ki anne rahat ol, bir şey olmaz. Şimdi heyecanla bekliyoruz. Bence bakın, rengi değişecek. Rengi değişecek mi? Yok. Elif'ten bambaşka bir yorum geldi. Bence rengi değişecek. At gitsin Rüya, bakalım ne olacak. 1, 2. İyi, ne oldu? Aa. Elif. İkimiz de yanıldık. Hiçbir şey yok, sadece ağzından su çıkıyor. Ve ne saçlarında dökülme oldu, ne renk değiştirme oldu, ne de simleri gitti. Rüzgar, hiçbir şey olmadı. Ne gülüyorsun? Anne, bekledim, hiçbir şey olmadı. Ne oldu? Güneşte bekleyince sarı oldu. Anne, elbisesi değişti. Saç rengi değişmedi ki güneşte bekleyince. Anne, bu benim için önemli. Önemli zaten. Aa, güneşte bekletirsek o zaman saç rengi değişir mi? Yok, onu bilmiyorum. Elbisesi değişti. Elbisesi ne renkti ki önceden? Önceden bu renkti. Suya soktum elbisesini ben. Turuncu muydu? Sonra güneşte bekletti. Sarıya döndü. Suya soktum. Soğukta turuncu oluyor. O zaman ver. Ben bu saçları o zaman güneşte bekleteceğim. Bakalım ne renk olacak. Arkadaşlar, sizce bu saçlar güneşte bekleyince ne renk olur bu saçlar? Açık yeşil olur mu? Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Çıkın. Rüzgar, Elif'le sen de tanıştın mı? Yok. Hadi git tanış gel. Merhaba Elif, nasılsın? Ne, sonra birlikte oynayın, olur mu? Yok. Yok diyor ya. Birazcık değişik bir çocuk bence. Ne oldu Rüzgar? Mısır mı alacaksın? Yürü hadi yürü, abiden seniz. Parayı da sana verdim. Suya sokarsan paranın hiçbir önemi kalmaz ama. Suya sokma. Götür abiye ver, güzelce mısırını al. Rüzgar ilk defa alışveriş yapıyor. Çok heyecanlıyım ben. Dur bekle, direkt parayı uzatma. Önce abiye de ki 2 tane mısır alabilir miyim? Sonra parayı vereceksin. Anlaştık mı? Bekle. Ne istiyorsun şimdi lan? 2 tane. 2 tane istiyor. Tamam. Evet. Ben paramı alabilir miyim? Önce parayı ödeyelim. Tamam. Ben evet. Şimdi para üstü vereceğim, tamam mı? Şimdi bak, paranın para üstünü para alacak Rüzgar. Al bakalım. Teşekkür ederim de. Rica ederim. Ne demek? Aferin sana. Ver istersen parayı, bana mısırı sen al. Ya ve an itibariyle Rüzgar ilk alışverişini gerçekleştirmiş bulunuyor. Şimdi mısırlar geliyor. Aa, bir de tuzlu olsun değil mi Rüzgar? Evet. Evet, tuzlu olsun. Oo, abi de en güzel mısırı verdi sanki Rüzgar'a. Bana mı öyle geldi? Al bakalım. Gidebilir misin yavaş yavaş? Ay çok sıcakmış. Bunu ben tutayım, ver. Çok sıcak anneciğim. Ver bana. Heh. Sen geç istersen yerimize, ben getireyim. Rüzgar, gel hadi otur anneciğim. Gölgeye otursana, güneşte yanacaksın. Gel. Al bakalım. Rüya, Elif, siz de oturun hadi. Sizin mısırınız da burada. 2'ye böleyim mi? Hepsini yiyebilir misiniz? Evet, herkes mısırını aldı. Mısırlar çok ama çok sıcak. Yavaş yiyin, olur mu? Nasıl, Rüzgar sıcak mı? Değil mi? Rüya, sen de sıcak mı? Elif, sen? Bir şey söyleyeceğim. Niye buraya sıkışsınız? Şöyle yayılsanız da rahat rahat oturun. Geçin.
Geç rüzgar biraz kay anneciğim. Arkadaşlar siz süt mısır seviyor musunuz? Oğlum kaysana ya. Dur yavaş, ittirme ittirme anneciğim. Aa, sen oraya mı oturacak? Biraz şöyle gel de düşmeyesin. Evet, herkes mısırını yesin şimdi. Bu arada benim sorularıma da cevap verin. Arkadaşlar siz hemen videomuzu durdurun, like'ınızı atın. Ve ilk sorum geliyor tabii ki de. Sizlere geliyor ilk sorum. Mısır sevenler hemen yorumlara yazsınlar. Ben mısır seviyorum yoksa ben süt mısır sevmiyorum diye. Ay bir şey söyleyeceğim. Mısırın öbür halini de çok seviyorum ben. Popcorn olmuş, patlamış mısır. Ay bayılırım. Rüya sen popcorn ya, patlamış mısır mı daha çok seviyorsun bunu mu? Sen Elif popcorn mu bu mu? Bu mu? Rüzgar sen bu mu, patlamış mısır mı? Daha mı çok seviyorsun bundan? Arkadaşlar ben daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum bunun ama popcorn'un yeri bende başkadır. Hele hele yanında itiraf ediyorum. Kolayla. Bayılırım. Normalde kolacık içen bir insan değilim. Ama popcorn'un yanında kola benim için olmazsa olmaz. Efendim anneciğim. Ne? Evet anneciğim, yanmıyor artık. Hadi bakalım, afiyet olsun. Şu an ayakların. Rüya elinden tut, senin ayakların değiyor olmalı burada. Değdi mi? Tamam süper. Efendim. Değmese de değmese de. Şimdi Elif sana Rüya yüzmeyi öğretecek. Hazır mısın? Öncelikle aslında kollukla değil, önünde bir tahta olmalı. Bizde tahta vardı ama kaybettik galiba onu. Sahillerden birinde unuttuk, yapacak bir şey yok. Şimdi ilk dersimizde Rüya, ilk dersimizde diyorum, sen dondum deyip gidiyorsun. İlk dersimizde ne öğreteceksin? Söyle bakalım bana. Ayak çırpma. Süpersin. Şimdi Elif, eller önde değil mi Rüya? Yanlış mıyım? Öyle değil. Evet, göster. Evet. Bir, iki, üç. Öyle giriyorsun ve ayak çırpıyorsun. Evet, çırp ayakları. Çırp, 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 çırp. Elif, süpersin ya. Evet Rüya, sen bir göster. Nasıl olacak? Altı ayak, bir nefes. Rüya sen bir göster anneciğim, arkadaşın da görsün. Bir, sen üşüyor musun? Ha lol, lol ver. Aman ne olsun, duramayız. Bir, iki, üç. Elif izleyelim. Ha kafayı da suya sokman lazım. Altı ayak. Kafanı sokabilir misin? Kulağına su gelmiş ama Elif'in. Şimdi Elif, kulağına su gelecek, tamam. Önce buna alışman lazım. Yüzmek istiyorsan, benim Rüya'ya söylediğim ilk kural neydi biliyor musun? Suda bir balık olduğunu varsayacaksın. Bak. Rüya şu an kendini bir balık gibi görüyor. Balık gibi düşünüyor kendini. Rüyadan suya. Hayır. Kollukların kalsın şimdilik. İyice yüzmeyi öğrenene kadar. Ama kulaklarına kadar suya girmen lazım. Ki deniz seni bir balık olarak kabul etsin ve o seni deli gibi yüzmene izin versin. Bak şimdi. Kulağına kadar girecek Rüya. Gir kulağına kadar Rüya. Rüya komple girdi. Rüya takla atıyordu. Rüya kulağına kadar gireyim derken takla atıyordun neredeyse. Rüya peki. O zaman ikinci derse geçelim mi? İkinci dersimiz Elif. Yıldız olmak. Yıldız ol Rüya. Hazır mısın Elif? Yaparsın. Sana güveniyorum. Galiba bu noktada da benim Rüya'ya ders vermem lazım. Rüya arkaya. Evet. Kaldır göbeğini. Kaldır göbeği. Göbeği kaldır. Ayakları uzat. Elif şu an Rüya'ya çarpmışsınız. Çarptı çarptı. Bir şey yok. Devam et. Ayakları çırpmayın. Sadece serbest bırakın kendinizi. Bir, iki, üç. Serbest bırakın. Evet Rüya, yıldız bekliyorum senden. Olmadı, bir daha istiyorum. Bir daha istiyorum ya. Bir. Bak Elif çok güzel yaptı. Bacakların arası komple süper. Sende de bir, iki, üç. Sende de yüzme bilme yeteneği var. Ne yapalım yani? Ben şimdi ya. Dersi çok sevdim. Hangi dersi sevdin? Bir, iki, üç. Evet Rüya ve Elif. Yüzme derslerine devam ediyorlar. Ben gideyim bir rüzgara bakayım. Efendim. Bakıyorum. 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 Evet kovayı aldın, suyu aldın, boşalttın. Ne var bunda? Bom dedi gitti mi? Bir, iki. Kafandan aşağı su mu döktün sen biraz? Bana mı öyle geldi? Ay. Bir şey söyleyeceğim. Kafandan aşağı bir su dökelim mi? Kendin dök. Bekliyorum. Bir, iki. Ya böyle eğlenmek mi olur? Eğlendin mi şimdi? Ne yapacaksın anneciğim poşeti?
Ha, Rüya ve Elif gibi balık yakalamaya çalışmak mı istiyorsun? Ama bir şey söyleyeceğim, bende başka poşet yok. Ama aklıma bir fikir geldi. Balık yakalamak değil mi amaç? Al bununla yakala. Olmaz mı? Rüya, bir şey söyleyeceğim. Balık yakalayabildiniz mi hiç Elif, Rüya? Yok mu? Rüzgar ısrarla poşet istiyor. Biriniz ona mı verseniz acaba? Sen anneciğim kovayı al. Ama bir şey söyleyeceğim. Rüzgar, sen de mi poşet istiyorsun? Annem, yok ki başka poşet. Düşüneyim. Gel biz seninle balık yakalayalım, gel. Şimdi biz kovamızla balık yakalayalım ve onlar utansınlar sana poşet vermedikleri için. Tabii, sen kendin. Neyse, vermiyorlar poşetleri, ne yapalım? Gel biz seninle balık yakalayalım. Ben şimdi bu suda kesin balık görürüm bak, kesin. Gel Rüzgar, gel anneciğim, balık bulalım biz seninle. Rüya, Elif, biriniz de Rüzgar'a verin. Çok istiyor poşet. Sen bunu al Rüya, olmaz mı? Ya Elif, çok teşekkür ederiz. Rüzgar, Elif verdi. Al bakalım. Al, balık mı yakalayacaksın şimdi bununla? Hadi yakalamayı dene bakalım. Şimdi önce onu aç. Evet. Ters tarafı açmaya dönüyorsun. Burası açık. Gel. Heh. Evet. Şimdi biraz bu tarafa gelmen lazım ki balık gelirse görebilesin. Gel. Hiç balık yok. Rüya, balık gördünüz mü hiç? Dur, birisi balık görmüş. Rüzgar, birisi balık görmüş. Şu tarafta gel, gidelim balık yakalarız. Gel. Tut elimi. Hayır mı? Balık yakalamayacaksak niye aldın sen bu poşeti? Balık yakalamayacak mıydık? Ben bu poşeti öyle olurum. Su mu dolduracaksın sadece? Ya ama hayır ya, ben baya balık yakalayacağız sanmıştım. Heyecanlandım. Rüya, balık var mı? Hayır. Ya nasıl yok balık? Su savaşı öldürmeyelim. Su savaşı yapmayalım. Kesinlikle haklısın. O yüzden sen de atma. Balık yakalıyorduk biz ya. Nerede? Şurada balık gördüm. Hayır. Beni ısıtamazsınız. Olmaz. Ben 2 gün önce su savaşımı verdim. Heh. Ya biz bir şey söyleyeceğim sana. Balık arıyoruz arkadaşlar. Akşama yemek bekliyorum ben sizden. Balık veremem. Kocaman balık yok. Yemeğe çıkmaz mı diyorsun? Arkanda balık dolu. Gerçekten mi? Şaka. Ben kaçıyorum. Ben balıktan korkuyorum. Rüzgar, arkamda balık varmış. Git yakalay onları. Ben korkuyorum. Ben balıktan korkuyorum arkadaşlar. Yani daha doğrusu denizin içindeki canlıyken. Isırır mısırır, ne yapacağı belli olmaz. Aha. Rüya, Elif, hani benim arkamdaydı balık. Ben niye yakalamadınız?